Asa. Son küçük bahçeyi çoktan geçmişlerdi ve yol gittikçe çoraklaşmıştı. Yükselen güneş yolculuğu iyice zorlaştırmaya başlamıştı. Bakımsız birkaç ağaç ve çalı bu kayalık arazide tutunmaya çalışıyor, ziyaretçilerine gölge yapmaya uğraşıyordu. Zenifilos ile Efranos aralarında zaman zaman sohbet ediyorlardı. Ancak onlara hiç katılmıyordu. Ona bir şey sorulursa kısa cevaplarla savuşturuyordu. Aklında sadece bir an önce şu kutsanmışlardan birini bulmak vardı. Kafası bozuk ve öfkeliydi. Bu yüzden yol arkadaşları da onu kendi haline bırakmışlardı. Açtıkları, çevresine dolandıkları her tepenin ardından yinleriyle karşılaşıyor, onları da sabırla geçip gidiyorlardı. Bir süre sonra etrafın bakımlılığı dikkat çekmeye başladı. Bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Bir yerleşim yerine yaklaşıyor olmalıydılar. Çok geçmeden kendilerini ekili tarlaların ve çalışan insanların olduğu geniş düzlüklerde buldular. Ardından sabahki mola yerine benzer ağaçlık bir yere vardılar. Etrafta birkaç kulübe vardı. Ambarın önünde bir at arabasından içi dolu çuvallar indiren çiftçiler çalışıyordu. Burada kule yoktu ama etrafta muhafızlar vardı. Su ihtiyacı için kocaman büyük fıçılar yerleştirilmişti. Burası aslında bir kavşaktı. İzledikleri yol daha geniş başka bir yola bağlanıyordu. O yolun daha yoğun kullanıldığı yerdeki tekerlek izlerinden belliydi. Aşağı istikamete doğru bakınca karşı tepede büyükçe yan yana duran iki taş yapı dikkatini çekti. Birinin tepesinde yine gözcüler vardı. Yol aradaki geniş vadiye doğru iniyordu. O anda aşağıda dar sokakların etrafında iri ufaklı birbirine bitişik birçok yapı olduğunu fark etti. İşte köy burasıydı ama orman yüzünden hemen fark edilmiyordu. Burada bir süre oturup dinlendiler. Atlarına su içirdiler. Aşağıda vadinin ortasından akan nehrin bir kıvrımı oturdukları yerden görünüyordu. Kanal gibi kenarları taş döşeliydi ve üzerinde ağaç köprüler vardı. Yolculuk aşağı inmeden bu yol üzerinden dağ tarafına doğru devam etti. Diğer tarafı köyün içinden geçip sahile doğru gidiyor olmalıydı. Yamaçların kıyısında kıvrıla kıvrıla giden kısa düzlükler ardından uzun yokuşlar tırmanıyorlardı. Bir ara yolun karşı yamaçtaki tarafında küçük bir kafile gördüler. Dönemeçler yüzünden bir kaybolup bir göründüler. Az sonra da karşılaştılar. Bunlar kağnı arabalarıyla yük taşıyan köylülerdi. Onlara kendileri gibi giyinmiş iki Süğünan eşlik ediyordu. Selamlaşarak yollarına devam ettiler. Moladan sonra Harmofilos'un o öfkeli ve kafası bozuk halinin yerini biraz daha iyimser bir hal almıştı. Önde giden Zenifilos'a ardından da arkasını dönüp Efranos'a göz attı. Önceki gibi sopaları ellerinde değildi ve daha rahat görünüyorlardı. Onlara pek uzak davrandığını fark etti. Halbuki bu iki dost onu bulup kurtarmıştı. Bu soğuk tutumunu değiştirmenin vakti gelmişti. "Buralarda korsan yok mu aşağıdaki gibi?" diye bir sohbet başlattı. Zenifilos şöyle yanıtladı. "Bu kadar yukarı çıkmaya cesaret edemezler. Halbuki temizlendiydi ülkeden o çulsuzlar. Dağılıp gittiydi korsanlar. Senin konvoya saldırı nicedir ilk oldu. Haberi çabucak yayıldı ülkede. O gündür cesaretlendi. Yol keser oldu çapulcular," diye yanıtladı Zenifilos. "İyi de şu sopalar yeter mi onları durdurmaya?" diye devam ettirdi sohbeti. Zenifilos iç çekip yanıtladı. Dostu Hermofilos'un bu kadar çok şeyi unutmuş olması onu üzüyordu. "Sopa olmasına sopadır eğer de asılı duran. Ama böyle demeyiz bunlara." Atını biraz geriletip yan yana sürmeye devam etti. Eğrindeki sopayı eline alıp üzerindeki bezi çözmeye başladı. "Hatırla dostum, bu ata ruh dalıdır. Çaput ise örter duayı." Bezi çözünce sopaya boylu boyunca özenle oyulmuş yazılar ortaya çıktı. Gözleri parlayarak devam etti. "Gücümüzü katlar, bizi korur. Bu yüzden buna ata ruh asası demek daha iyidir sopa yerine," diye gülümsedi. Utanarak o da gülümsedi. Kafası gücün katlanması kısmına takıldıysa da
Daha fazla soru sormaktan kaçındı. Alçalan güneş artık akşamın habercisiydi. Gün boyunca beş kavşaktan ve köyden daha geçtiler. Bütün köylerde kısa molalar verip dinlendiler. Hemen hepsi taş veya ağaçtan gözetleme kulesi olan köylerdi. Ama bu taraftaki köylerde hep at çiftlikleri vardı. Tarlalar yerine at sürülerinin dolaştığı meralar uzayıp gidiyordu. Sadece kır atlardan oluşan bir sürü ile yol üzerinde karşılaştılar. Kenarda durup onların çevrelerinden geçip gitmelerini beklemek zorunda kalmışlardı. Çobanlık eden iki kişi, iki de köpek vardı. Sürü küçüktü ama hiç bu kadar çok kır atı bir arada görmemişti. Çok güzellerdi. Bu sahne ona bahsettikleri saldırıyı anımsatmıştı. Sanki bir şeyler hatırlıyor gibi olmuştu ki Zenifilos'un seslenişiyle düşünceleri dağıldı. Nasılsın Hermafilos? Onu soruyla yanıtladı. Yol daha ne kadar var? Fazla kalmadı ama karanlık olacak. Geç kaldık çünkü. Derin vadiyi daha hızlı geçmek gerek derken biraz sitem eder gibiydi. Neden? Korsan çıkmaz diye buralara dedi. Doğru ustam ama av olmak da var karanlıkta gözlerini göremeyince avcının diye yanıtladı Efronas. Sabah yaşadığı ayı tecrübesi aklına geldi. Gerçek olabilir miydi? Haydi Efronas hızlanalım o zaman. Çekiniyorsak karanlıktan dedi. Böylece yolculuğun temposu arttı. Girdikleri vadinin yamaçları uçurumu andıracak kadar dikleşmişti. Sol taraflarında akan ırmak pek güçlü sayılmazdı ama sayesinde çevresi yeşilliğe bulmuştu. Dik yamaçların gölgeleri yaklaşan karanlığı çabuklaştırıyordu. Aynı istikamette ilerleyen bir kervanla daha karşılaştılar. Yanlarından geçip giderken Zeniflos onları hızlanmaları konusunda uyardı. Artık aydınlık iyice çekilmiş, renkler kaybolmaya başlamıştı. Baş döndürücü dönemeçlerin biri bitiyor, yenisi başlıyordu. Efranos'un aniden haykırışıyla irkildiler. ''Usta, bu ses ne?'' O zaman yanlarında akan suyun sesinden başka bir uğultunun daha olduğunu fark etti. Yankılanarak gittikçe yaklaşıyordu. Üzerlerine küçük taşlar düşmeye başladığında refleks olarak havaya baktılar. Kocaman kayaların altında kalmak üzereydiler. Bir tanesi tam tepelerine inmek üzereydi. Onu görmesiyle bağırarak yüzü koyun atına kapanması bir oldu. Ancak kayanın çarpacağı an gecikince çığlığı yarım kaldı. Başını kaldırdığında gördüğü şey ancak mucize olabilirdi. Koca kaya kütlesi sanki rüzgarda uçuşan bir sünger gibi yana savrulup çatırdayarak yanı başlarına çıktı. Sarsıntısından ürken atlar yamacın kıyısına kaçışırken üzerlerinde zor durdular. O ara Zenifilos'un elindeki asayı kayaya doğrultmuş olduğunu gördü. Her şey göz kırpana kadar geçen kısa bir süre içinde olmuştu. Ne vakit asasını eğerden çıkartmış olabilirdi ki? Koca kayaları izleyen küçük taş yağmuru da geçip her şey eski sakinliğine döndüğünde hala titriyordu. Takip edebildiği kadarıyla Zenifilos hayatlarını kurtarmıştı. O kocaman kayayı dokunmadan savuran Zenifilos muydu? Gözleri onu kandırıyor olamazdı. İhtiyaç duyduğu ispat Efronas'tan geldi. Hala soluk alıyorsam sayendedir usta. Bunun üzerine sadece ben de diyebildi.